Selam yumurseverler. Bugün LG'den evime kocaman bir kutu geldi. Bu kutunun içinde LG'nin 2020 model NanoCell televizyonlarından 86 Nano 90 modeli var. Bu model NanoCell serisinin en büyük televizyonu, 86 inç boyutunda. Metrik olarak ise 217 santim boyutunda. Çok büyük ve sanırım şu an piyasada bundan daha büyük bir televizyon da yok. Alabileceğiniz en büyük televizyon. Ayrıca bu kadar büyük olmasının yanında HDMI 2.1 destek bir model bu. Bu da bu panelin 4K'da 120 Hz verebildiğini gösteriyor bize. Kısacası buna bir oyuncu televizyonu demek de mümkün. Şimdi bunun kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. Ondan sonra da diğer özelliklerini birlikte keşfedeceğiz. Tutun. Öne doğru atın direkt bunu. Tamam. Geçen seneden tecrübeliyiz. Ama ne yapacağımızı hatırlamıyorum. Tamam. İlk aşama tamam. Şimdi ayaklarını kuracağız. Bu seneki ayaklar değişmiş. Normalde televizyonun ortasında tek bir yarım ay şeklinde ayak oluyordu. Bu sene iki tane şöyle ayağımız var. Ayakların montajı için sadece 3 tane vida sıkmam gerekiyor. Zaten normalde bunun montajını siz yapmayacaksınız, servis yapacak. Ben niye kendim yapıyorum bilmiyorum. Bazen böyle macera arıyorum kendime. Ayaklarımız da tamam. Şimdi beni en çok geren kısma geldik. Bunu buradan kaldırmak. Berkay Bey, Sivas'tan gelen meşhur televizyon kaldırıcımız. Hangimiz daha kaslı? Harun, buraya kurgu da böyle. Ha. Evet Berkay, son. Hazır mısın? Ve görev başarılı. Evet, kurulumun üstünden birkaç gün geçti. Birkaç gündür televizyonu deneyimliyorum. Şimdi kısaca deneyimlerimden ve bu televizyonun sunabildiklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2020 serisinde de LG'nin minimal tasarım anlayışı devam ediyor. Yine çerçevelerimiz gayet ince, dikkat dağıtacak hiçbir şey yok tasarımda. Gayet sade, sağlam, güzel bir tasarımı var. Videonun başında bahsettiğim gibi sadece bu sene ayak tasarımlarımız değişmiş. Ortadaki tek ayak tasarımı benim görsel olarak daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat bu ayaklar daha avantajlı. Onu fark ettim. Çünkü şurada görmüş olduğunuz boşluğa bir soundbar koyabilirsiniz. Konsolunuz varsa konsolunuzu koyabilirsiniz. Bu ortadaki kısmı da kullanabildiğimiz için çok daha mantıklı bir tercih olmuş aslında. Onun dışında televizyonun üstünde sadece bir tane butonumuz var. Şurada ortada bir yerde. Herhangi bir joystick falan yok. Sadece bir tane buton var. Bu butona bastıkça buradaki menü ayarları üzerinde gezebiliyorsunuz ve basılı tuttuğunuzda o komutu yapıyor. Yani tek bir tuşla bayağı bir şey yapabiliyoruz. Bu minimal tasarım yine hoşuma gitti. Kumandamız neredeyse hiç değişmemiş. NanoCell serisinde görmeye alıştığımız kumandadan. Üstünde Netflix ve Amazon Prime tuşları direkt olarak bulunuyor. Buradan bastığınız zaman o uygulamaya geçiyor. Ve yine kumandayı salladığınızda şöyle ekranda kullanabileceğiniz bir mouse çıkıyor. Ben bu kumandayı mouse olarak kullanabilmeyi seviyorum. Bazı uygulamalarda çok işe yarıyor. Menümüz neredeyse aynı. Çok bir değişiklik olmamış. Sadece görsel olarak birazcık daha iyileştirmişler ve yeni işlemci sayesinde daha hızlı bir şekilde, daha seri bir şekilde çalışıyor. Fakat bu seri standart WebOS uygulamaların yanında bir de Apple TV ile geliyor. Yani cihazın içinde direkt Apple TV var. Ekstra bir Apple TV almanıza gerek kalmıyor. Standart Apple TV aboneliklerinizi buradan kullanabiliyorsunuz. Onun dışında Apple TV ile yapabildiğiniz her şey aslında yine burada var. YouTube, Amazon Prime, Netflix, Blue TV, Google Play filmler vesaire pek çok uygulama içinde direkt hazır olarak geliyor. Bunlara ek olarak LG'nin mağazasından başka uygulamalarda indirebiliyorsunuz tabii ki. Sesli komut özelliklerimiz biraz daha gelişmiş. Yine kumandanın üstündeki mikrofon düğmesine basılı tutup bana bir film öner. Bunlar film üzerinden gelen sonuçlardır. Umarım bulduğum şeyi beğenirsin. Gibi öneriler yapabiliyor bize. Burada işte Netflix filmlerini falan öneriyor. Buradan TV dizileri var. YouTube'a tıklarsanız direkt YouTube üzerinde yüklü olan filmleri izleyebiliyorsunuz. Tabii spesifik olarak bazı şeyleri aramanız da mümkün.
Kara komik filmler. Aradığınız kara komik filmler için sonuçlar. Bu şekilde spesifik arama yaptığınızda direkt burada mesela Netflix'te kara komik filmler olduğu için Netflix'e tıklayıp buradan izleyebiliyorsunuz. Veya YouTube'daki önerileri de yanında gösteriyor işte. YouTube'da bunun hakkında yapılmış eleştirileri vesaire. Bu sesli komut özelliklerini ben çok sık olarak kullanıyorum. Çünkü televizyonda yazı yazması zor. Hani kumandayla yazıyorsunuz sonuçta. Her ne kadar bu mouse'umuz olsa bile mouse'la bile teker teker o tuşlara tıklamanız falan gerektiği için direkt buradan sesli olarak arayabiliyor olmak benim bayağı işime geliyor, işimi kolaylaştırıyor. Sonra galeri modumuz birazcık gelişmiş. Sanat galerisi bölümüne girdiğinizde burada artık sadece tablolar değil, bu şekilde hareketli videolar da var. Özellikle şu yağmurlu gün şeyini ben bayağı sevdim, hoşuma gitti. Klasik tablolarımız da hala duruyor. Bunlar burada böyle bir sanat galerisiymiş gibi televizyonu işte boştayken kullanabilmenizi sağlıyor. Videonun başında bu televizyonun HDMI 2.1 desteğiyle geldiğini söylemiştim. NanoCell 2020 serisindeki en büyük gelişme bence bu. Bu sayede 4K'da 120 Hz desteği alabiliyoruz. Ve bu sene çıkacak konsollar bu teknolojiyi destekliyor. Yani PlayStation 5 veya Xbox Series X almayı düşünüyorsanız konsolu tam anlamıyla kullanabilmek için HDMI 2.1 destekli bir ekrana ihtiyacınız var. Bu desteği vermeyen televizyonlarda HDMI standardına göre 30 FPS veya 60 FPS olarak kalacaksınız çünkü. Burada ise 120 FPS'e kadar çıkabiliyoruz. 120 Hz desteğinin yanında bir de AMD FreeSync Premium desteğiyle birlikte gelmekte bu. FreeSync sayesinde de oyunda aldığınız FPS'e göre ekranın yenileme, tazeleme hızı değişiyor. Bu sayede oyunlarda görüntü çok daha akıcı oluyor. Sadece oyun konsolları olarak düşünmeyin. Bilgisayarda da bu sene RTX 3000 serisiyle birlikte HDMI 2.1 bir desteği geldi. Dolayısıyla benim gibi bilgisayarınızı da televizyona bağlıyorsanız bilgisayardan oynayacağınız oyunlarda da bu desteği alabileceksiniz. Özetle ben televizyonu oyun için kullanacağım diyorsanız aklınıza gelebilecek her türlü teknolojiyi içinde barındırıyor. Düşük giriş gecikmesi de buna dahil. Şimdi o kadar oyuncu televizyonu diyoruz. Bir oyunda da test etmeden olmaz. Devil May Cry oyununda deneyeceğim. Özellikle bu oyunu seçtim çünkü bu oyun çok hareketli bir oyun. Ve bu televizyonun sunmuş olduğu düşük giriş gecikmesi sayesinde bu tarz oyunları bile çok akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Eğer televizyonunuzun giriş gecikmesi düşük değilse bu tarz hareketli oyunlarda arkada böyle bir hareket bulanıklığı gibi bir şey olur. Dediğim gibi bu televizyonda bu oranlar fazlasıyla iyi. Yani bilgisayar monitörüne bayağı yakın değerler sunuyor. Dolayısıyla özellikle konsolda oyun oynuyorsanız kesinlikle çok mutlu olacaksınızdır. Bir de ek olarak bu televizyon VRR teknolojisini de destekliyor. Bu teknolojiyi AMD FreeSync veya Nvidia G-Sync gibi düşünebilirsiniz. Yani aynı işi yapıyor temelde. Fakat konsollarda olacak bu sene çıkan. Yani PlayStation 5 ve yeni çıkacak Xbox'larda bu VRR teknolojisini görebileceğiz. Ve bu sayede oyunda almış olduğumuz FPS ekrandaki Hz değeriyle eşitlenecek ve ekranda hiçbir şekilde yırtılma görmeyeceğiz. Yani oyuncu televizyonu derken boş yapmıyorum. Gerçekten bir oyuncu televizyonundan bekleyebileceğiniz her şeyi veriyor bu televizyon bize. Şöyle azıcık ilerleyeyim, hareketli bir şeyler göstereyim yine size. Sanırım yeteri kadar yaratık dövdük. Bu kadar yeter. Sonra televizyonu medya tüketmek için yani film dizi izlemek için vesaire kullanıyorsanız televizyonda HDR10 desteği var, HLG desteği var. Bunlar da kalmıyor. Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği de sunuyor. Piyasada HDR10 destekli pek çok televizyon bulabiliyorsunuz fakat Dolby Vision bambaşka bir şey. Bu teknolojileri size burada görsel olarak göstermem çok zor. Fakat Dolby Vision'ın HDR'dan da üstün bir şey olduğunu söyleyebilirim. Mesela buradan herhangi bir filme gireyim. Burada direkt Dolby Vision ve Dolby Atmos etkinleştirildi gördüğünüz gibi. Netflix ve Apple TV'deki pek çok içerik bu teknolojileri destekliyor. Şurada logosunu görebilirsiniz. Bunlar varsa eğer bu teknolojiyi destekliyor demektir. İçerik bunu destekliyor olsa bile herhangi bir televizyonda bu görüntüyü alamıyorsunuz bu arada. Sadece destekli televizyonlarda bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu model de dediğim gibi bu teknolojileri destekliyor. Bu modelin ses kalitesi de beni bayağı etkiledi. Yine ses kalitesini buradan size aktarmam zor. Fakat sonuna kadar açtığımda ortalığı inletiyor ve tertemiz bir sesle inletiyor. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with someone I can't believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.
Çoğu kişi cihaz bu kadar iyi bir ses verirken ekstra bir ses kaynağına ihtiyaç duymayacaktır. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat bu da bana yetmez diyenler olursa diye Bluetooth Surround desteğiyle birlikte geliyor. LG bunu test edebilmem için şöyle iki tane de Bluetooth hoparlör yollamış. Şimdi hemen bunlara da bakalım. Bunlar da Xboom serisinin bu sene çıkan modellerinden. Tasarımı bayağı hoş olmuş. Benim bayağı hoşuma gitti. Şöyle arka tarafında giriş çıkışlar var. Buradan Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Yan kısımlarında yine RGB aydınlatma atmalarımız var. Hemen bir sesini de deneyelim. Boyutuna göre muhteşem bir ses veriyor. Ve çok temiz bir şekilde veriyor. Hani bu tarz cihazlar normalde full ses açtığınızda böyle sesi boğar ya. O yok. Gayet temiz. Hemen bunları da bir deneyelim. Şöyle iki tarafına koyuyorum. Ayarlara gireceğim. Ayarlardan ses çıkışını Bluetooth Surround olarak seçiyorum. Buradan iki hoparlörümü de bağladım. Buradan sağ ve solu seçmemi istiyor. Benim şu an doğru olması lazım. Deneyelim. Ben Bluetooth hoparlörlere geçince sadece Bluetooth olanlar çalışacak sanıyordum. Hem televizyondan ses gelmeye devam ediyor hem de ek olarak Bluetooth hoparlörlerden ses gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla düşündüğümden de iyi bir şeymiş. Sevdim ben bu olayı. Hem çok basit bir şekilde surround ses elde etmiş oluyorsunuz. Böyle özel bir şey almanıza gerek kalmıyor. Sadece Bluetooth hoparlör takıyorsunuz. Hem de ekstra ses elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim nanosel teknolojisinin ne olduğuna. Nanosel paneli üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde soluk renkleri filtreleyerek canlı ve gerçek renkler üreten bir teknoloji. Buna ek olarak nanosel serisinin üst versiyonlarında tam dizi yerel karartma teknolojisi bulunuyor. Bunu da şöyle açıklamak çalışayım. LCD ve OLED ekranları zaten bol bol duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Özetle LCD ekranlarda arkada tek bir ışık oluyor ve ekrana sürekli olarak bir ışık veriyor aslında. OLED ekranlarda ise televizyondaki her bir pikselin kendine özel ayrı bir aydınlatması oluyor. Daha net bir şekilde açıklamam gerekirse bu televizyonun arkasında bir dünya böyle ışıklandırma bölgeleri var. Yani şu bölümlerin siyah olması gerektiğinde buradaki bölümleri kapatıyor. Böyle bir dünya bölüm olduğunu düşünün. Buradaki ışıkları kapattığı için biz buradaki siyahları gerçekten siyah olarak görebiliyoruz. Zaten OLED televizyonların en büyük avantajı siyahı gerçekten siyah olarak vermesi. Bu da ona çok yakın bir deneyim sunuyor diyebilirim. Standart LCD televizyonlarda ise arkada sürekli olarak bir ışık yandığı için siyah olması gereken yerleri aslında biz koyu gri olarak görüyoruz. Hatta bazı yerlerde böyle ışık sızıntıları vesaire olabiliyor. LG bu teknolojiye Nano Black adını vermiş. Özellikle film izlerken ben bu teknolojiyi çok seviyorum. Çünkü film izlerken altta ve üstte böyle siyah barlarımız olduğu için o siyah barların olduğu yerler gerçekten siyah oluyor ve karanlık bir odada baktığınızda sizi rahatsız etmiyor. Film demişken bu televizyonda Film Maker modu adı verilen yeni bir mod var. Şimdi bu televizyonlar gelişti, içinde yapay zeka var, görüntüyü iyileştiriyor, renkleri iyileştiriyor, kontrastı iyileştiriyor. Yapay zeka pek çok şeyi iyileştiriyor. Bu yapay zeka geliştirmeleri sayesinde YouTube'da bir şey izlerken, oyun oynarken vesaire görüntü ciddi anlamda gelişiyor. Fakat Hollywood'daki film yapımcılarının bazıları bu teknolojilere karşı. Neden karşı olduklarını da şöyle açıklamaya çalışayım. Atıyorum böyle karanlık temalı bir film izliyorsunuz. Şurada böyle bir şey gözükecek. Uzaktan yaratık geliyor işte. Ama böyle çok silik bir şekilde gözükmesi lazım onun. Yapay zeka diyor ki burada silik bir şey var. Ben bunu izleyiciye göstermeliyim. O yüzden bize onu göstermek için yapay zeka ile o bölümü düzenliyor. Film yapımcıları da diyor ki biz onu özellikle öyle ayarladık. Sen buna niye müdahale ediyorsun? O yüzden yeni modumuz görüntüde Filmmaker modu. Ayarlara gelip buradan görüntü modunu Filmmaker moduna getirdiğinizde bu yapay zeka iyileştirmeleri kapanıyor. Ve bu moda geçtiğinizde yönetmenin size göstermek istediği her şeyi o şekilde görebiliyorsunuz. Ve hala televizyonun bize sunmuş olduğu renk doğruluğu avantajlarından falan yararlanmaya devam ediyoruz. Başka göstermem gereken bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Sanırım bahsetmem gereken her şeyden bahsettim. Kısaca toparlayacak olursak 2021 teknolojilerine hazır bir televizyon arıyorum diyorsanız ve OLED televizyonlara çılgın
bütçeler ayıramıyorum diyorsanız LG'nin NanoCell serisi sizi fazlasıyla mutlu edecektir. Zaten ben bir seneyi aşkın süredir NanoCell serisinden bir televizyon kullanıyorum. Bugüne kadar hiçbir şikayetim olmadı, fazlasıyla mutluydum. Bundan daha da mutlu olacağımı düşünüyorum. Ürün hakkında daha fazla teknik detay öğrenmek isterseniz açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. LG'ye bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.